ETS2 Single Player'ından hepinize merhaba arkadaşlar. İlk önce Renault'un aracı, daha sonra da Scania'nın elektrikli yeni araçları oyuna eklendi. Ama oyunda henüz daha bir altyapı olmadığı için bu araçları gidip galeriden alıp süremiyorsunuz. Tek seferlik işlerden alıp götürmek zorundasınız. Ha, bunu kodlarla ya da modlarla bir şekilde sahiplenebilirsiniz hale geliyor ama yine bir şey alamıyorsunuz, elektrik yüklemesi yapamıyorsunuz. Bunu da kodlamayla beraber çözebiliyorsunuz. Her şey buraya kadar normal ama daha sırada Mercedes'in MP5'i varken neden hani elektrikli araçlara bir anda böyle abanıldı, oyuna getirilmeye çalışıyor? Gerçekten anlamış değilim. Hani Mercedes'i bekliyoruz, uzun süredir Mercedes'i bekliyoruz oyuna gelmesi için ama halen daha bir ses seda yok. En son render görüntülerini falan görmüştük. Onun haricinde gerçekten bir şey yok. Benim için halen daha şu an oyundaki en iyi araçlardan bir tanesi MAN'ın yeni kasası. Bu araçta da oynamaya devam edeceğiz açıkçası ama bu videonun içeriğinde de Scania'nın elektrikli SPV aracı var. Bu SPV'yi de bugün sizlerle beraber bir inceleyelim. Sizler zaten bunu incelemişsinizdir diğer arkadaşlardan falan ama ben tatilden yeni döndüm ve aracı ben ilk defa sizlerle beraber incelemiş olacağım. Araçta ilk baktığım zaman öndeki tamponun biraz çıkıntılı olması görünüş açısından ve ufak tefek böyle cilalamalarla beraber araç daha bir karizma hale gelmiş ama yine o her zaman olan Scania'nın kendi o ham görüntüsü karşımızda bulunmakta. Aracın güneş siperinde ise uzun bir led kullanılmış. Normalde orada üçlü dörtlü ledler oluyordu. Onların yerine uzun şerit led kullanılmış. Ayrıca baktığımız zaman ise yine Scania'nın o kendi o ham duruşu karşımızda bulunmakta. Aracımızın içerisine bir geçelim. Aracımızın içerisine baktığımız zaman ise ufak tefek değişiklikler var tabii ki de. Mesela şu far açma kapama tuşları şurada konsol alınmış. Yani konsol alınmış, oradan basıp açabiliyorsunuz vesaire. Aracın göstergelerinde ise o devir göstergesi kalkmış, yerine şarj göstergesi gelmiş. Diğer taraflarında aracın herhangi bir değişiklik yok. Olması gerektiği gibi orijinal Scania'mızı burada görebiliyoruz. Yatak kısmına falan baktığımız zaman aracın geri kalan kısmında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Şöyle kontağına basalım, aracımızı bir çalıştıralım ve yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Fransa bölgesindeyiz. Bir çalıştırdığımız zaman herhangi bir ses gelmiyor görmüş olduğunuz üzere. Yola giderken ama bir o elektrik sesini alabiliyorsunuz. Şimdi ön göstergelere baktığım zaman elektrikte ne kadar gücü kaldığını ve ne kadar kilometre gidebilecek olduğunu gösteriyor buradan. Bu cruise control, hız sabitleyici yani. Burada trip motor, yani yakıtta ne kadar gidebilmişsin, ne kadar hız yapmışsın. Burada bunu gösteriyor. Hız avarajını gösteriyor. Burada yakılan elektrik miktarını ve avarajını gösteriyor aradaki. Bunun ne olduğunu anlamadım açıkçası. Bu hava basıncı tekrardan. Ve bu ekranda biz kalalım. Şimdi otomatik vitesimize verelim. İmdatımızı salalım. Ve imdat ne olmuş? İmdat da elektrik imdat olmuş. Diğer Scania'da nasıldı? Unuttum bak. Çekmeli miydi acaba? Tam hatırlamıyorum. Onu da elektrikli bir hale sokmuşlar. Farlarımız da yanıyor açıkçası. Şimdi yavaştan şöyle ilerlemeye devam edelim. 90 kilometrelik bir yolculuğumuz vardı açıkçası. 87 kilometre falan gösteriyor yolu. Frene bastığın zaman kendini şarj edebiliyorlar. Renault da aynıydı, bu da aynı. Ne kadar uzun frene basarsanız o kadar şarj ediyor. Rotor yok arabada. Niye rotor yok onu da bilmiyorum. Rotor'sız tır mı olur? Elektrikli tırlarda rotor hiç mi yok acaba? Ama o zaman da bütün yük frene binmez mi? Nasıl bir mantık var acaba onda? Onu gerçekten bilmiyorum. Elektrikli tırlarda ya da otobüslerde rotor olayı kullanılamıyor mu acaba? Da vardır ya, öyle bir şey olamaz. Çünkü hayatta can damarı ya rotor bu araçların. Ha, belki frene bastığı zaman ayrıyetten ayrı bir mantık olabilir yani bunlarda. Yolun gürültüsünden aracın şeyini duyamıyorum şu an. Nasıl elektrik yakıyor görüyorsunuz değil mi? Takır 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 gidiyor yani elektrik. Peki ışıklarla alakalı bir elektrik olayı var mı? Işığını kapattıktan sonra az mı yakıyor daha? Yoksa aynı mı yakıyor? Yok tabii, o mantık olmadığı için ışık açıkken de aynı yakıyor, kapalıyken de aynı yakıyor. Fark eden bir şey yok. Bunu da böyle bir test etmiş olduk. Kısa bir video olsun diye zaten yolu fazla uzun tutmadım. Elektrikli tırlar
tırt. Yani şu an oyunda altyapısı olmadığı için tırt. Ama tabii altyapısı yapıldıktan sonra bir işe yarayacaklar. O zaman bir anlamı olacak ama şu an dediğim gibi tamamen gündemi meşgul etti. Yani SCS'nin işi tamamen şu an gündemi meşgul etmek. 1.51 güncellemesinde neler ekleyecekler? Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Yine bir harita geliştirmeleri falan var. Sağa solu değiştiriyorlar. O tamam, onunla şeyiz artık. Alıştık, onu biliyoruz. Her güncellemede yeni bir rework gelecek. Her güncellemenin başlığında şurayı yeniledik muhabbeti dönecek. Orası ayrı da. Oyunun ham maddesinde altyapısına neler eklenecek, bunu merak ediyoruz. Yeni bir şeyler gelsin artık, gelmeli de. Bakalım ne kadar daha bekletecekler, neler ekleyecekler. Açıkçası ben merak ediyorum. Bari güzel şöyle oynanışı etki edecek şeyler gelsin. Hani bu güncellemeyle beraber yakıt istasyonlara şarj istasyonları gelsin de arabaları şarj edelim vesaire. De bu kısa vadede büyük ihtimal yapmayacakları bir şey. Optimizasyonla alakalı şeyler gelebilir. Grafiklerle alakalı yeni bir düzenlemeler falan gelebilir. Onlar yapabilirler. Dışarıdaki sesi böyle. Garip yani, ne bileyim. Değişik geliyor. Ama bunun fotoğrafını paylaştıklarında, mesela bu aracın ilk fotoğrafı paylaşıldığında, bu bildiğin kamyondu ya. Tandem kamyon olarak gördük biz bunu ama tır olarak çıktı. Ne hikmet, ben anlamıyorum. Bu yol da güzelmiş. Ya elektrikli tırlar hakkında konuşmak gerekirse şu anlık altyapısı bulunmadığı için oyunda pek de önemli şeyler değiller bana göre. Hani altyapısı geldikten sonra önemli hale gelir mi, onu bilemem. Onu oyuncular tarafından belli olacak. Oyuncular ne isterse, ne derse o yani. Bu olayı yok. Farklı bir olay yok. Zaten 5000 kilometre falan kullanmışlar bunu, tırı. Daha yeni. Bir de hani şimdi ETS'de yakıtı dolduruyoruz. Geliyoruz, yakıtı tık diye basıp tuşa basılı tutarak doldurabiliyoruz. Evet. Elektrik nasıl olacak? Elektriği doldururken belli bir süre geçmesi gerekiyor. Hemen tak diye onu doldurabilecek miyiz orada? Yani yakıt da biraz hızlı doluyor. Yakıtı dolması da biraz garip ama en azından yakıtın şeyliğine göre bir hesaplayıp belli bir süre geçerek doldurması gerekiyor ama tabii onlar söz konusu değil şu anlık. İlginç bir durum. Bekleyip göreceğiz, bakacağız neler olacak, neler bitecek. Yeni sürümlerde artık eklerlerse bir şekilde güzel olacak. Yeni Dorse paketi de duyuruldu bu arada. Geliştirilme aşamasında şu an. Kasper Hörer miydi? Öyle bir şey herhalde. Bakalım yani, bir şeyler geliyor, bir şeyler yapılıyor ama ne kadar iyi olacaklar, ne kadar oyuncuları göz önünde tutacaklar, hepsini göreceğiz diyecek başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar, videoyu bu kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.